Aslı Emel'le devam edelim. 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 Çiçeği burnunda çiftimiz ve geleceğin annesi mi diyelim artık. Ay çok tatlı. Birlikte görüntülendiler. Çok da tatlı gözüküyorlar. Evet. Şimdi setlere geri döneceği müjdesini de vermiş. Hamilelik de devam ediyor. Nasıl olacak bu durum? Buyursunlar. Magazin kulisleri merak ediyordu. Aslı Enver kararını verdi. Berkin Gökbudak'la evliliği sonrası hamile olduğunu açıklayan Aslı Enver'den radikal karar. Çok güzel bir proje o ve yolu açık olsun, çok güzel olacak inşallah herkes için. Hamilelik arası vermeyi planladığı setlere geri mi dönecek? Çok şu an konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum o zaman. Benim Adım Farah dizisi kadrosuna yeniden mi dahil olacak? Aslı Enver'in çok konuşulacak kararının işte detayları. Ekranların sevilen ve anılan oyuncusu Aslı Enver, Birkan Sokulu'yla boşandıktan sonra uzun bir süre aşk inzivasına çekilmişti. Şarkıcı Murat Boz'la O Ses Türkiye'de başlayan, daha sonra ilişkiye evrilen yakınlaşması Boz'un ihanetiyle sona ermişti. Bir döngü misali Kerem Tunçeri ile olan tanışma süreci ifşalar, Önder Öztarhan'la olan ilişkisi de anne yemeğiyle sona eren güzel oyuncu Şeytan'ın bacağını Berkin Gökbudak'la kırdı. Çiftin sessiz sedasız yaptıkları nikah gündeme bomba gibi düştü. Bu ani evliliğin perde arkasında Aslı Enver'in hamile olduğu ve sırf bu yüzden Benim Adım Farah dizisinin kadrosundan çıktığı konuşulurken Aslı Enver hamileliği doğruladı. Hamilelik yüzünden mi evlendiniz? Yüzünden değil ama teşekkür ederim. Meraklarını anlıyorum. Asıl sürpriz olan şey oldu tabii ki de. Hamilelik oldu. Evlilik zaten bekleniyordu. Evet. Sürpriz olarak o geldi diyebiliriz aslında. Çok yeni bir dönem. O yüzden ne olur benim için de çok yeni bir şey. Çok şu an konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum o zaman. Kesinleşen hamilelik iddiaları sonrası güzel oyuncu cephesinde yeni gelişme yaşandı. Hamileliğinden dolayı Benim Adım Farah dizisi kadrosundan çıkan ve setlere ara veren Enver'in tiyatro aşkı ağır bastı. İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'la birlikte Sırça adlı oyuna devam edecek olan Enver, tiyatro sahnelerine hamileliğinin 6. ayında ara vermeyi planlıyor. Oyunculuk sektöründe dizi ve tiyatro oyunculuğu rekabetinde ise Aslı Enver'in tarafı belli olmuş olduğu söylemleri artmışken çiçeği burnunda anne baba Berkin Gökbudak ve Aslı Enver el ele görüntülendi. Güzel oyuncu hamilelik sorularına şu ifadelerle son noktayı koydu. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda dedi. Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında Demir hakkında sorulan soruları da yanıtlayan Enver, ''Ya o da çok tatlı, her şey çok iyi ama hassastır ya o şeyler, teşekkür ederim.'' yanıtıyla Demir'le iyi ilişkisini belli etmiş oldu. Ve geliyoruz röportajın en can alıcı kısmına. Aslı Naz, Berkin jest üstüne jest yaptı. Gökbudak nasıl buluyorsunuz Aslı Hanım'ın oyunculuğunu sorusuyla Enver'i iltifat yağmuruna tuttu. Gurur duyuyorum Aslı'yla, önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu kendisi yanıtını veren Gökbudak eşini onur etti. Dileriz Enver ve Gökbudak'ın aşkı yeni doğacak bebekleriyle katlanarak çoğalır. Şimdi benim aslında ben bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Onunla başlamak istiyorum konuya. Şimdi hamileliğim riskli deyip diziye ara vermek veya çekilmiş olan bir dizinin 8. bölümü ne kadardı? Arayış diye bir dizinin değil mi? 8. bölümüne kadar çekilen bir projeyi yarıda bırakmak. Bunları hamileliği riskli diye yapıyor. Peki şimdi bunları iptal ediyorsun. Ama sonrasında tiyatro çok daha farklıdır. Tiyatronun provaları daha yorucudur. Tiyatronun işte daha hareketlidir, daha izleyiciyle birebir performanstır. Yani benim şimdi burada biraz kafam karıştı. Yani diziye hayır deyip tiyatroda karar kılıp orada devam etmek. Bu neden benim için onu anlayamadım açıkçası. Çünkü hamileliği riskli olan bir kadının tiyatro provalarını yapması çok zor. Çünkü tiyatro deyip geçmeyin. Daha
büyük performans isteyen bir platformdur. Yani öbür türlü senaryoyu biliyorsun, sana anlatmama da gerek yok. İzleyiciler de bilmiyorsa sen girersin araya. Yani sonuçta tiyatronun ezberi olduğu için, provaları olduğu için daha hareketli, daha canlı performans olduğu için bence hamileliği daha riske atar daha diye düşünüyorum. Daha yüksek tonda konuşuyor. Provalarını daha önceden yaptılar. Yani, yaptılar hazır. Hatta peki şimdi, Bilal Beyciğim ben size bir soru soracağım. Galiba yarın öbür neye bir sahnesi göre, var. Şeyi var, oyunu var. Tamam, neye göre diziye hayır deyip de tiyatroya evet dedi. Ben bunu anlayamadım. Şöyle bak söyleyeyim sana. Yani şimdi Pınar'ın tabii dediğine bir yere kadar katılıyorum. Pınar'ın her dediğine katılmadığımı biliyorsunuz değerli izleyiciler. Hayır, zaten katılmazsınız. Ancak yoğun tempo, oyuncuların yoğun temposu tiyatroda olsa, dizide olsa, sahnede olduğu müddetçe gerginliği, stresi eksik olmaz üzerlerinden. Şimdi tiyatronun güzel bir tarafı en fazla haftada 2 gün sahneler. Çünkü tiyatro seyircisi maalesef ülkemize gittikçe azalıyor. Bunda işte maalesef dijitallerin de rolü çok büyük. Her şey, hayat pahalılığının da rolü çok büyük. Şimdi burada avantaj belki de haftada bir sahnelenecek. Bilet satılırsa açılacak sahne. Satılmazsa az satılır. Ama şimdi aslında Emre'yi merak edip alabilirler bilet. Öbür türlü dizi setleri ise sabah saat 7'den 9'dan akşam 18'e kadar Aslı için hani 9-18 de olsa her gün olacağı için ama çok daha yorucu koşullar olur. Koşullar ona göre daha iyileştirici hale getirebilir. Bir de Aslı Enver'in senin şimdi göz ardı ettiğin bir şey var. Bir rahatsızlığı var. Senaryoları kağıttan yazılı bir şeyi okuyamıyor. Çok güçlükle okuyor. Bir hastalık. Disleksi hastalığıydı Allah değil mi Allah. O? Disleksi. Evet. Hastalığı tabii. Evet. Senaryo okuması da çok zor olduğu için onun yükü bir kat daha artacak. O hamile işte o senaryo okumayı anlamaya çalışıyor. Birisinin okuması lazım ona. Kocası okur. Bak ne kadar gülüyor adam ağzına. Baksana kulaklarında. Ne kadar mutlular maşallah. Yani ikisi de çok mutlu da kocasını ben tabii daha önceki fotoğraflarında hiç böyle görmemiştik. Ağzı kulaklarında adamın. Yani Aslı Emre'nin eşi olduğu için. Çok tatlılar ya, çok yakışıyorlar. Çok tatlılar. Enerjileri evet de çok güzel. Evet. Allah korusun Aslı Enver sahnede o bebeği düşürme. Hay, Allah korusun Allah, tiyatro Allah korusun sahnesinde ya. öyle bir tehlike. Allah korusun, dilemiyoruz da tabii. Öyle bir tehlike o gergin ortamda, o rekabet koşulunda daha iyisini yapacağım. Acaba ben mi gireceğim size, o mu girecek? Her yani, ne kadar prova yapsanız da burada Pınar'a katılıyorum. Bu stres hep olacaktır. Ya otur evinde. Kocan evet seni gezdirsin, etsin. Tadını çıkar değil mi? Tabii yani. Her zaman hamile kalmayacaksın. Otur, yay ayaklarını. Otur televizyonun karşısına. Al çekirdeğini, çitle. Biraz da böyle bu ama hayatı tabii ki. Oynadığı tiyatro oyunu da muhteşem bir oyun. İpek Bilgin var. İpek Bilgin kim biliyor musunuz? Daha önce Özcan Deniz'in son Aslı Enver'le oynadığı bir dizi vardı. Evet, evet. İstanbullu Gelin. Evet, İstanbul. Orada annesini oynuyordu İpek Bilgin. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'un oyuncu koçudur İpek Bilgin. Onun o, bu kadar başarılı olmasının bir numaralı mimarı İpek Bilgin'dir. Muhteşem bir oyuncu. Kadro da öyle. Yine hep İstanbullu Gelin'in kadrosu, var, evet, ekibi. Kim o yüzden vardı orada? Cem Yiğit Üzümoğlu var, Güven Murat Akpınar var. Sırça oyunu. Hı hı. Bir arkadaşım da söylemişti hatta gidelim diye. Unicol'da işte sahnelenecek. Hı hı. Hani yakın bize bilet alalım diye. Tükenmişti biletleri en yakın tarihlerde. Oyunun gidelim konusunu aslında biletleri. Merak ettim. Çok da keyifli olur. Oyunun evet konusunu keyifli olur. Gidebiliriz. Sen gideriz. Hı hı. Terk edilmek, ailenin sorumluluğu altında ezilmek, üzmemek için verilen yoğun çabalar. Bu çabaların sonunda gelen tahammülsüzlük, acımasızlık ve sıkışan hayatlar. Günümüzün çağın stres, işte şeyi, bak, stres hastalığı. Verilen yoğun çabalar, bu çabaların sonunda gelen tahammülsüzlük. Aman oynama ya, oynama. Doğumdan sonra oynarsın ya. Doğumdan sonra terk edilmek. Bence İpek Bilgin'i kıramamıştır. Hı? Ondan mı diyorsun? Ondan mı onun diyorsun? Oyuncu akademisi de ama var. Ama yani böyle neşeli bir oyun olur da. Hadi anne adayı oynasın ama burada ne böyle Ezel'de ya? Hatırlarsınız belki Kenan İmirzalıoğlu'nun kör gözleri göremeyen ama annesini oynamıştı. Evet. İpek Bilgin. Evet. Yani muhteşem bir kadın, muhteşem bir oyuncu. Bence hayır diyemedi Aslı. Sanki onun durumuna göre hassas bence bir rol verecekler.
Çok bence... Hayır hayır, başrol oynar. Hayır hayır, en zor rolü oynar. En ağır rolü oynar. Öyle olur mu ya? Bu arada evde tadilat başlamış. Çocuk için mi? Aslı Enver'in, evet, tadilat, mimar girmiş eve. Vay vay vay, masraf, bayağı masraf. Kocası maaşlı çalışıyor bir ilaç fabrikasında. Karı koca adam. Şeyler yani, hani, şu an cepleri bir oldu artık. Evin içinde yıkım olmuş, çocuk odası hem genişletiliyor, çocuk odası düşünülüyor ve oraya mobilya da girecek. Sıfır mobilya. Çocuk odası artık çok pahalı böyle şeyler ya. Ama şimdi ilk muratları ya. Aslı Enver'in beğeneceği mobilya 50 bin liradan aşağı olmaz çocuk odası. Belki daha fazla. Belki daha fazla. Aslı hiçbir zaman gözü yükseklerde olmadı. Oda yıkıldı. Oldu 100 bin lira, 150 bin lira. Aslı Enver'in cebinden çıkacak. Evleniyorsun, masrafı kadın yapıyor harcamayı. Olur nereden mu? Biliyoruz Bilal Beyciğim, evet ya. Maaşlı yani, adam ya. Bu maaşlı adam ama bugüne kadar çalışıyor. Bir birikimi yok mudur? Bir şey yok mudur? Maaşlı adam ol yani kolay acaba mı? Maaşı birikim, ne? Birikim kolay mı zannediyorsun? Birikim oldu. Yok canım. Uçuyor. Kendi evladının odasında yapacaktır babası herhalde. Olmasa da annesi takviye edecektir. Zaten ortak bir payda evlatları için. Anne de baba da seferber olur yani. Bunda bir sakınca öyle, yok. Öyle güzel, öyle mutlu anlatıyorsun ki bebek...